emanetlere hep sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun vaktinde gerçekleşeceğinden hiç ama hiçbir depremzede kardeşimizin endişesi olmasın. Çünkü dün biz bunu aynısını Van depremi sonrası yaptık, Bingöl depremi sonrası yaptık, Tunceli, Malatya depremleri sonrası yaptık, Simav depremi sonrası yaptık, İzmir depremi sonrası yaptık ve 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin sonrasındaki konutları da yine biz yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah bu konutları da yapıp hak sahiplerine süresi içerisinde teslim edeceğiz. Temelleri attık. Bir kısmının kalanların da temellerini süratle atmaya devam ediyoruz. Planlamaya göre Haziran ayı sonuna kadar bu temellerin tamamı atılmış olacak. Gelecek senenin en geç Haziran ayına kadar da vatandaşlarımız bu konutlara kavuşma imkanını bulacaktır. Her deprem yaşanan yerde Cumhuriyet Savcılıkları bünyesinde deprem soruşturma büroları oluşturuldu ve buralarda savcılarımız etkin bir soruşturmayı yürütmektedirler. Deprem nedeniyle yıkılmış binaların içerisinde delil toplanmadan enkazı kaldıran herhangi bir bina yoktur. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmış, soruşturmalar aktif bir şekilde yürütülmektedir. Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 1552 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 325 şüpheli tutuklandı, 566 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 355 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılırken 98 şüpheli şu anda gözaltı talimatı verilmiş durumdadır. Ve adli tahkikat bütün boyutlarıyla devam etmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından iadelerinin talep edildiği bazı kişiler de vardır. Yurt dışına kaçan bazı haklarında adli işlem başlatılan kişiler var. Bunlarla ilgili de Adalet Bakanlığımız iade talebinde bulunmuştur. 4 kişi de böyle olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca 74 şüphelinin de vefat ettiğini hakkında soruşturma olanlardan 74 kişinin de vefat ettiğini görüyoruz. Bu rakamları şunun için verdim. Bu konuda adli tahkikat bütün yönleriyle devam etmektedir. Sadece müteahhitler değil, yapı denetim sorumluları, mühendisler, işçiler, hasılı bu binanın temelinin atılmasından bitimine kadar, iskan izninin verilmesine kadar hangi aşamada kimlerin sorumluluğu varsa bunların tamamıyla ilgili adli tahkikatlar devam etmektedir. Sorumluluklarını elbette hukuk tayin edecektir. Bilirkişilerin ortaya koyduğu raporlar bu açıdan yol gösterici olacaktır ve ona göre de mahkemelerimiz bunları elbette değerlendireceklerdir. Şunun için söylüyorum, üzeri örtülen herhangi bir şey yoktur. Örtülmesine de izin vermeyiz. Vermemiz de mümkün değildir. Hukuk işleyecek, hak eden hak ettiğini eninde sonunda bulacaktır.